Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere müfer hamuru tadında kat kat ayrılan oklava kullanmadan çok rahat bir şekilde yapabileceğiniz çok lezzetli katmer tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak hamurumuzu yoğurmakla başlıyoruz. Yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı ılık su, yarım çay bardağı zeytinyağını koyuyorum. Sizler isterseniz bu aşamada sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı mayayı da ekledikten sonra spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Tarifimde 3,5 su bardağı un um kullandım. Unu azar azar kontrollü bir şekilde ekliyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuzu da ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Katmer tarifinde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Kalan unu da ekleyip spatula'yı hamurun içerisinden çıkartıyorum. 1-2 dakika boyunca elimle yoğurmaya devam edeceğim. Hamurumuz oldukça güzel oldu. Daha güzel ve özlü hamur elde etmek için biraz da tezgahın üzerinde yoğuracağım. Tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum. 3-4 dakika boyunca da tezgahın üzerinde yoğuruyorum. Hamuru ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz katmeriniz o kadar güzel ve lezzetli olur. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Görmüş olduğunuz gibi hamurun kıvamı oldukça güzel oldu ve çok da yumuşak. Hamuru toparlıyorum. Kesme tartı ile ikiye kesiyorum. Hamurun bir parçasını alıyorum, rulo haline getiriyorum. Kesme tartıyla dörde kesiyorum. Kesmiş olduğum parçaları beze haline getiriyorum. Tezgahın üzerine biraz un serpiştirdim. Yapmış olduğum bezeleri tezgahın üzerine koyuyorum. Bu hamurdan toplamda 8 adet beze elde edeceğiz. İkinci parçayı da rulo haline getiriyorum. Onu da dörde kesip 4 tane beze yapacağım. Tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Hiçbir dinlendirme işlemi yapmadan ilk yaptığım bezeyi alıyorum. Bezeyi parmaklarımla biraz genişletiyorum. Daha sonra merdane yardımıyla tatlı tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Bu katmer tarifinde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bezelerin hepsini tatlı tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açtım. Tepsinin üzerine biraz un serpiştiriyorum. Açmış olduğum hamuru tepsinin üzerine yerleştiriyorum. Oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağı hamurun üzerine sürüyorum. Bu tarifimde 200 gram tereyağı kullandım. 8 adet hamurun aralarını yağlayarak bu şekilde üst üste koyacağım. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Hazırladığım bütün hamurları üst üste koydum. En üste koymuş olduğumuzu yağlamıyoruz, sadece unluyoruz. Tepsinin üzerine temiz bir poşet geçiriyoruz ve buzluğumuza götürüyoruz. 1 saat boyunca buzluğumuz da bu şekilde bekleyecek. 1 saatin sonunda hamurumuzu çıkarttık. Kıvamı oldukça güzel oldu. Tam açmak için hazır. Tezgahın üzerine biraz un serpiştirdikten sonra hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Parmaklarımla çok az genişletiyorum. Bu aşamadan sonra merdane ile çalışacağız. Açabildiğimiz kadar ince olacak şekilde merdane ile hamurumuzu açıyoruz. Oklava kullanmayı bilmeyenler için gerçekten çok kolay bir tarif. Güzel bir şekilde dinlendirdiğimiz için hamurumuz oldukça güzel açılıyor. Hamurumuzu yeterince açtık. Kalan tereyağının hepsini hamurun üzerine sürüyorum. Bu işlem çok önemli. Mümkün olduğu kadar boşluk yer kalmayıncaya kadar yağlamaya özen gösterin. Daha sonra uç kısmından başlayarak hamuru rulo haline getiriyorum hamuru rulo haline getirirken biraz da çekiştirerek inceltiyorum. Böylelikle katmerimiz daha ince olacak ve kat kat ayrılacak. Hamurumuzu rulo haline getirdikten sonra bir taraftan da uzatıyoruz. Bu işlemi yaparken avucumun arasında hamuru hem sıkıyorum hem de çekiştiriyorum. Böylelikle inceltmiş oluyoruz. Hamuru uç kısmından başlayarak bitene kadar kıvırıyoruz. En son kalan kısmını da alt tarafına yerleştiriyoruz. Hazırlamış olduğumuz katmere tekrar dinlendirme işlemi yapacağız. Tepsinin üzerine unluyorum, tepsiye tekrar katmeri koyuyorum. Üzerine poşet geçirerek bir saat daha buzdolabımızda dinlendireceğiz. Katmerimizi koyalı bir saat oldu. Çıkartıyorum. Tezgahın üzerine tekrar un serpiştirerek tezgahın üzerine katmeri alıyorum. Elimle biraz düzelttikten sonra merdane yardımıyla tepsi büyüklüğüne gelinceye kadar açacağım. Bu aşamadan sonra artık çok ince açmanıza gerek yok. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Katmerimizi yeterince açtık. Katlıyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin üzerine yerleştiriyorum. Bu arada fırınımızı da 200 derece alt üst ayarı açtık. Hazırlamış olduğumuz katmeri sıcak fırına koyacağız. Üzerine bir adet yumurtanın sarısını bırakıyorum. Fırça yardımıyla her tarafına gelmesini sağlıyorum. Sadece mutfakta kullanmış olduğum jileti alıyorum, iki parmak aralıklarla kesiyorum. Bu sayede katmerimiz daha güzel gözükecek. Kesme aşamasında çok derin kesmiyoruz. Sadece hamurun üzerine çizikler atıyoruz. Katmerimizi hazırladık, sıcak fırınımıza götürüyoruz. 200 derecelik fırınımızda 30 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pişirdik. Katmerimiz nar gibi kızardı. Şekli de görmüş olduğunuz gibi harika oldu. Sizlere bir de bu katmerin iç dokusunu göstermek istiyorum. Tepsinin içerisinden çıkartıyorum, kesme tahtasının üzerine koyup kağıdı altından alıyorum. Katmerimizin katları da gerçekten çok güzel oldu. Hafta sonu kahvaltılarınızda yapıp deneyebileceğiniz gerçekten çok harika bir tarif oldu. İsterseniz hamuru akşamdan şekil verip sabahta pişirebilirsiniz. Böylelikle kahvaltınızı daha lezzetli ve daha pratik hale getirmiş olursunuz. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.